Merhaba arkadaşlar, ben Suat Hoca. Bugün tekrar problem çözmeye devam edeceğiz. Özellikle son yıllarda çıkmış yeni nesil dediğimiz sorulardan yola çıkacağız. Şimdi ilk sorumuzla başlayalım. 2013 YGS sorusu bu. Soruyu görüyorsunuz. Bir öğretmen Ali Banu Can Doğa isimli 4 öğrenciyle birlikte sınıfta şöyle bir etkinlik yapmıştır. Öğrenciler aklından birer sayı tutuyor. Bu sayılar A, B, C, D olsun. Her öğrenci kendi sayısını bir kağıda yazıp öğretmene veriyor. Öğretmen de tahtada yazılı olan aşağıdaki toplama işlemlerinin sonucunu hesaplıyor ve eşitliklerin sağ tarafını dolduruyor. Buralara yazdı. Şimdi yazılanlara göre tek başına hangi öğrenciler sayıların dördünü bulmak için yeterli bilgiye sahiptir? Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. A artı B'nin sonucunu biliyorsam, şimdi ben eğer C olsaydım, C olsam, şimdi kendi sayımı biliyorum. A, B, C'nin toplamını biliyorum. C olduğum zaman bu bana bir şey katmayacak. Peki şu bana bir şey katabilir mi? Hayır. Şu iki eşitlikten zaten herkes C'yi bulur. O zaman ben eğer D olsam A artı B'yi de biliyorum zaten. Şimdi yorumlarımıza başlıyoruz. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. A kişisini düşünün. A kişisi zaten A artı B'yi bildiği için B'yi biliyor. A B'yi biliyor. Yani şıklarda Ali kesinlikle olacak. B'yi biliyoruz dedik. B'yi bilen D'yi de bildi. Doğru mu? Yani Ali hepsini bildi. Burada bir sıkıntımız yok. Şimdi şıklardan tek tek devam edelim. Banu, Can ve Doğa kaldı. Şimdi ben eğer B olsam, A artı B'yi biliyorsam A'yı biliyorum. B'yi biliyorum. A ile B'yi biliyorsam C'yi de biliyorum buradan. Otomatikman D'yi de, yani Banu da hepsini biliyor. Şimdi incelemem gereken şu iki şıktan doğa kaldı. Acaba D kişisi olsam A, B, C'nin toplamını zaten biliyorum. D olduğum için B'yi biliyorum. B'yi biliyorsam A'yı da biliyorum. Yani doğa da herkesi bilecektir. Cevap Adana olacak. A şıkkımız doğru cevap arkadaşlar. Sıradaki sorumuz 2016 sorusu arkadaşlar. Bir meyve suyu fabrikasında üretilen portakal suyu 1 litrelik cam şişelere veya 1,5 litrelik karton şişelere, karton kutulara doldurulmaktadır. Fabrikaya bir şişe portakal suyunun maliyeti 2,5, bir kutu portakal suyunun maliyeti 2,7 liraymış. Bu fabrikaya bir şişenin maliyeti bir kutunun maliyetinden 0,6 lira fazlaymış. Şimdi bir şişenin maliyeti şişe ve kutu diyelim arkadaşlar. Şimdi şişenin maliyeti kutunun maliyetinden fazlaymış. Ne kadar fazla? 0,6 lira. Şimdi portakal suyu 1 litrelik. Bakın şişeler 1 litreydi ama kutular 1,5 litreydi. Şimdi bir şişe portakal suyunun maliyeti 2,5 TL. Buraya dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi portakal suyunun 1,5 ve 1 litre demiş ya. Biz burada ortak bir bölen de düşünebiliriz. Yarım litre gibi de düşünebiliriz. Mesela yarım litre portakal suyuna Y lira diyelim arkadaşlar. Şimdi camlar 1 litre, yani 2Y, bir de şişenin maliyeti X artı 0,6. Bu ne kadarmış? 2,5'muş. Bir kutu portakal suyu 1,5 litre olduğu için 3 tane yarımdır. Yani 3Y artı bir de X oldu arkadaşlar. Kutunun maliyeti. Bu da 2,7 TL'ymiş. Şimdi 2Y artı X neye eşit? Bunu bu tarafa atalım. 1,9 lira. Farkını aldığımız zaman Y'nin 0,8, yani portakal suyunun yarım litresi ne kadarmış arkadaşlar? 0,8. O zaman 1 litre portakal suyu 1,6 TL'ymiş. Bunu bulduk arkadaşlar. Şişenin maliyetini soruyor. Hemen burada 1 litresi 1,6 liraysa 2,5 liradan 1,6 lirayı çıkardığınız zaman 0,9 liralık bir maliyet de şişenin maliyeti oluyor. Cevabımız D şıkkı oldu arkadaşlar. 2018 TYT sorusu sırada arkadaşlar.
Üzerlerinde kütleleri yazılı olan ağırlıklar eşit kollu terazide kefelere şekildeki gibi yerleştirilerek dengelenmiş. Verilen ağırlıklardan biri terazinin B kefesine eklenip B kefesindeki ağırlıklardan biri de A'ya aktarıldığında bu terazi yine dengede kalmaktadır. Şimdi buna göre işlem sırasında B'ye eklenen ağırlık kaç gramdır? Arkadaşlar düz mantık. Şimdi ben B'ye ekleyip B'den de bir tanesini A'ya ekleyeceğim. Şimdi A kefesinde 45, B'de 20 artı 25 var. Şimdi ben eğer buraya örneğin 40 gramı eklersem ve sonra da buradan 20 gramı buraya alırsam, yani eklediğimin zaten dengedeydi ya, yarısı kadar bir şeyi kaydırmam lazım. O yüzden benim elimde 20 ile 25'ten biri olduğu için ekleyeceğim 20'nin veya 25'in iki katı olmalı arkadaşlar. Ekleyebileceğim bir tek 40 var. 50 yok elimde. O nedenle eklemek zorunda kalacağım ağırlık 40'tır arkadaşlar. Cevap E şık. Sırada 2014'te çıkmış bir sorumuz var arkadaşlar. Bir ölçme işleminde iki ölçüm cihazından birincisi gerçek uzunluğun %3 fazlasını, ikincisi ise gerçek uzunluğun %5 eksiğini gösteriyor. Şimdi gerçek uzunluk birinci %3 fazlasını, ikinci cihaz ise %5 eksiğini gösteriyor. Diyor ki gerçek uzunluğu 72 birim olan bir çubuk iki parçaya ayrılıyor. Uzun parça birinci cihazla, kısa parça ikinci cihazla ölçüldüğünde görülen değerler toplamı yine 72 birim olmuş. Uzun parça, kısa parçanın gerçek uzunluğu. Şimdi arkadaşlar bu 100A olsun, bu da 100B olsun. Bunların toplamı 72. Ancak bu %3 fazla gösterdiği için 103A olarak gösteriyor. Ve diğeri ise %5 eksik gösterdiği için 95B gösteriyor. Yine 72 oldu arkadaşlar. Bizim burada tabii ki A'nın B'den büyük olduğunu farz ediyoruz. Uzun parçayı birinci cihazla demiş. Biz birinci cihazdakine 100A dedik. Hemen arkadaşlar 100A artı 100B eşittir 103A artı 95B diyelim. 3A eşit 5B ifadesini bulduk arkadaşlar. Benden dikkat edin, 100B'yi istiyor. Ben burada A veya B arasında bir orantı kursam, 100 tane A artı B zaten 72 idi. Ben A'ya 5X, B'ye de 3X dersem arkadaşlar, hemen 5X'e 3X, yani 100 çarpı 8x eşittir 72. Benden istenen 100b, yani 300x'ti arkadaşlar. Şunları sadeleştirirsek 100x 9 oldu. 300 isteniyor. 3 ile çarptım. 27 santim oldu arkadaşlar. Yani cevap B şıkkı. Sıradaki sorumuz 2005 ÖSS sorusu arkadaşlar. Verilen kare biçimindeki bir alan var. Boyutlar 6 ve 4 santim olan dikdörtgen mozaiklerle D köşesinden başlanarak kaplanmış. Birinci sırada yatay. Şurada bir çizgimiz çok iyi görünmemiş. Birinci sıraya yatay, ikinci sırada dikey olarak yerleştirmişiz. Bir yatay bir dikey, bir yatay bir dikey halinde yerleştirmişiz. İşlemin sonunda hiç boşluk kalmadan bu alanı kaplayabildiğimize göre karenin alanı en az nedir arkadaşlar? Şimdi karenin bir kenarına x diyelim arkadaşlar. Şimdi dikkat ettiyseniz şurası yine 4 4 oldu. Yani x hem 4'ün hem 6'nın katıdır. Aynı zamanda 4 6 4 6 diye de gidiyor. Yalnız buradaki sıkıntımız şu arkadaşlar. Şimdi x hem 4'ün hem 6'nın katı olacaksa böyle demek çok da doğru değil. Çarpı bir K sayısı da diyelim. Yani 12'nin katı olacaktır. Yalnız problemimiz şu. Bir 4 bir 6 ekledik. Acaba bunlar eşit sayıda mı yoksa biri daha fazla mı? Şimdi biz 12'nin katı olarak eşit sayıda alırsak en az 60 alabilir miyiz acaba, veya başka bir sayı, onu inceleyelim arkadaşlar. Şimdi K'yı ben 12 almış olsaydım, 1 almış olsaydım, o zaman kenarımız 12 olacaktı. 12'ye 12 aldığımız zaman şu kenarda 12 yapmamızın bir yolu yok arkadaşlar. Peki daha farklı bir şey. Mesela burada K eğer 2 olsaydı 24 yapabilir miydik?
24 olurdu arkadaşlar. Bakın buraya 10 alsak, bir 10 daha alsak, sonra da bir dörtlük olsaydı, böylesi yani şıklardan bir nevi gitmek bu soru için sanki daha pratik arkadaşlar. O zaman bir kenarımızı, yani k'yı 2 alırsak, x'i 24 aldığımız takdirde bu kareleri sağlayabiliyoruz. O zaman alanımız da x kare, yani 576 birim kare olacaktır arkadaşlar. Sıradaki sorumuz 2018 AYT sorusu arkadaşlar. A ve B tam sayılar olmak üzere A bölü B gibi bir gösterim var. Bu dik çizgi matematikte A, B'yi tam böler anlamına geliyor arkadaşlar. Zaten öncülde onu açıklamış. Demiş ki bir öğrenci A, B ve C tam sayıları A, C'yi bölüyorsa ve B, C'yi bölüyorsa koşullarını sağlıyorsa A artı B de C'yi böler önermesinin yanlış olduğunu, aksine ispat dediğimiz tekniği kullanmak isteyerek ispatlamış. Şimdi burada hangisi olabilir arkadaşlar? 1 3'ü şey C yerine 12 koymuş A şıkkı. 1 12'yi böler, 3 12'yi böler. 1 artı 3 yani 4 12'yi böler. Doğrudur. Olmadı. Bizden aksine yanlış olduğunu ispatlamaya çalışıyor. Şimdi 2 24'ü böldü, 4 24'ü böldü. 2 artı 4 24'ü yine böler. Bu da doğru. Bu gitti, bu gitti. 3 30'u böler, 2 30'u böler. 3 artı 2 yani 5 30'u böler. Bu da olmadı. 4 60'ı böler, 5 60'ı böler ama toplamları yani 9 60'ı bölemez arkadaşlar. O yüzden bu öğrencimiz D şıkkını işaretlemiş olmalı. Cevap D. Sırada 2016 YGS sorularından biri var arkadaşlar. Bir tercih ölçüm yapmak için 40 santim ve 50 santim uzunluklarında iki cetvel kullanıyor. Zeynep bu terziden 6 metre kumaş sipariş etmiş. Bu terzi 50 santimlik cetveli kullandığını düşünerek sipariş hazırlamış. Ancak yanlışlıkla 40 santim uzunluğundaki cetveli kullanmıştır. Bu yanlış ölçümden dolayı Zeynep alması gerekenden kaç metre daha az kumaş almıştır? Arkadaşlar çok basit bir soru. Biraz sakin düşünmek yeterli. Şimdi 6 metrelik siparişi yani 600 santimetre. 50 santimlik cetveli kullanacak olsaydık 12 kere kullanmak zorunda kalır mıydık? 12 kez bunu kullanırdık. Şimdi ama biz 12 kez kullanmamız gerekiyor diye düşündük. Ama bu terzi, yani biz burada ters olduk. 40 santimliği kullanmış olduk. Yani 12 kere 40 santim. Bu da ne yapar arkadaşlar? 480 santim. Yani 4.8 metre oldu arkadaşlar. Zeynep 6 metre istemişti. Yani 1.2 metre eksik kumaş aldı. Cevap C şıkkı oldu arkadaşlar. Sırada 2018 TYT sorularından biri var. Defne soldaki hesap makinesinde 29 sayısı ile iki basamaklı bir doğal sayı topluyor. Defne'nin kardeşi Burcu ise rakamları bilmediği için ablasının bastığı tuşlarda aynı konumdaki tuşlara aynı sırada sağdaki hesap makinesinde basıyor. Burcu'nun elde ettiği sonuç 95 olduğuna göre Defne'nin elde ettiği sonuç kaçtır? Şimdi Burcu ve Defne. Şimdi Burcu'nun Defne'nin 29 sayısına 2 ve 9'a basmış. Sonra şuna basmış. Bu Defne'ydi. Şimdi Burcu'nunkine bakalım. Burcu acaba önce bu 2'nin olduğu konumda ne var? 8 var. Sonra 9'un olduğu konumda 3 var. Bu da başka bir yere basmış ve elde ettiği sonuç 95 olduğuna göre o zaman bu sayının 12 olması gerekiyor mu? M'deki, yani bu ikinci sayıda Burcu'nun bastığı 12 şu ve şu. Demek ki Defne'nin bastığı AB'de şu ve şudur. Yani 78'dir. 29 artı 78 kaç eder arkadaşlar? 107 edecektir. Cevap D şıkkı oldu. Sırada 2008 ÖSS mat 1 sorusu var arkadaşlar. Mehmet'in elinde yeterli sayıda 1 lira, 10 lira ve 100 liralık banknotlar var. 299 lira tutarındaki bir ödemeyi bu banknotlardan her birini en az birer kez kullanmak şartıyla kaç şekilde yapabilir diyor.
Şimdi bir tane birlik, bir tane onluk, bir tane de yüzlük kullanıldığı takdirde 111 lirayı zaten aradan çıkarmış olduk. Bizim toplam ödememiz 299 liraydı. Bundan 111'i çıkardığımız zaman 188 liralık bir ödememiz söz konusu. Şimdi 188 lirayı 100 liralık, 10 liralık ve 1 liralık banknotlarla yaparsak. Şimdi bir tane 100 kullanırsak. Arkadaşlar burası sorunun püf noktası. 8 tane 10, 8 tane 1 kullanabiliriz. 7 tane 10, geri kalanı birlik. 6 tane 10, 5 tane 10 falan filan böyle devam ettirdik. Ve 0 tane 10 kullanıp hepsini birlikte yapabilirdik. Yani şurada bir tane yüzlük kullandığımız zaman şuraya dikkat edelim. 9 seçeneğimiz var. Şimdi bir de yüzlüklerden hiç kullanmazsak acaba 188 lirayı 18 tane onluk 8 tane birlik 17 tane onluk 18 tane birlik 16 tane burası 28 tane böyle devam ettirip sıfıra kadar getirirsek arkadaşlar kalan tabi bir ödemiş oluyoruz. O zaman burada da 18'den sıfıra kadar 19 seçeneğimiz var. 9 seçenek burada 19 seçenek burada o zaman doğru cevabımız 28 farklı şekilde ödeme yapılır diye A olur arkadaşlar. ...2007 ÖSS MAT 1 sorusu arkadaşlar. Dört gözlü bir yazar kasa çekmecesini 1, 2, 3 ve 4 nolu gözlere ayırmış. Burada biraz fotokopimiz sıkıntılı. Şu 3, şurada 4 olacak. Şimdi soruyu okuyalım. Demiş ki 1 ve 2 numaralı gözlerdeki paraların tutarı birbirine eşittir. 3 ve 4 numaralı gözlerindeki paraların tutarı da birbirine eşittir. Bu çekmecenin 1 ve 3 numaralı gözlerin her birine A lira. 2 ve 4 numaralı gözlerin her birine de B lira para bırakınca şekildeki tutarlar elde edilmiş. Buna göre son durumda buradaki parayı soruyor. Şimdi arkadaşlar hemen şöyle bir İlk durumu çizelim. Bu 1 numara, bu 2 numara, bu 3 numara, bu 4 numara. Burada x lira, burada da yine x lira çünkü 1 ve 2 eşitmiş. Burada y lira, burada da yine y lira. Şimdi ben buna a lira ve 3 numaraya da yine a lira ekledim. X artı a 8'miş arkadaşlar. Y artı a 5'miş arkadaşlar. Yani ben burada farkını aldığım zaman x ile y'nin farkı 3 olacak arkadaşlar. Şimdi buraya da b lira ekledim. Buraya da b lira ekledim. Şimdi x artı b neymiş? 15'miş. Y artı b ise bilmiyoruz. Bu farkı yine aldığında yine 3 olması için bu soru işaretinin ne olması lazım arkadaşlar? Gördüğünüz gibi 12 olması lazım. Yani cevabımız c. Şimdi daha eski bir soru karşımızda. A tanesi B liradan satılan kalemlerden C tane satın alınarak D lira ödenmiş. Hangisi her zaman doğrudur? Şimdi A tanesi B liraysa bir tanesi B bölü A lira olmaz mı? Buradan kaç tane almışız? C tane. O zaman ödediğimiz para buymuş. Bu da D'ye eşitmiş. Çapraz çarpımlarımızı yaparsak arkadaşlar AD eşittir BC yani C şıkkı cevap oldu arkadaşlar. Sırada 2005 ÖSS sorusu var arkadaşlar. Kahve ve çay fiyatları var burada. Demiş ki kahve fiyatının çay fiyatından %50 daha fazla olduğu bir pastanede. Şimdi biz çayın fiyatına 2K dersek kahvenin fiyatına %50 fazla olduğu için 3K diyeceğiz arkadaşlar. Demiş ki iki masada sadece çay ve kahve içilmiştir. Masaların birincisinde X çay, Y kahve içilmiş. İkincisinde ise Y çay, X kahve içilmiş arkadaşlar. Şimdi buradaki toplam ücret bakın x tane çay her bir çayda 2k lira olursa 2kx oldu. Aynı şekilde y tane kahve 3ky oldu arkadaşlar. Yani k parantezine alabilirsiniz burada. İkinci masa
Ne kadar ödemiş oluyor arkadaşlar? Çayın 2K olduğunu biliyoruz. Kahvenin de 3K olduğunu biliyoruz. Şimdi birinci masada toplam ödenen para, ikinci masada toplam ödenen paraya bakalım. Burası 2KX artı 3KY, yani K parantezinde 2X artı 3Y. Burası ise 2KY artı 3KX, yani K parantezinde 2Y artı 3X. Şimdi sorunun son durumuna bakalım. İkinci masa birinciden %25 daha fazla ödeme yapmış. Yani ikinci masa 100 lira ödemişse ikinci masa 125 lira ödemişse birinci 100 ödemiş. Yani bu 100 ödemişse bu 125 ödemiş. Yani sadeleştirirsek 4'e 5 oranı vardır arkadaşlar. K bölü K 2'ye 3x 100 bölü 125. Yani 4 bölü 5 oldu arkadaşlar. K'lar sadeleşti. Çapraz çarpımımızı yapıyoruz. 8y 12x 2x eşittir 7y arkadaşlar. O zaman x bölü y oranımız ne olacaktır arkadaşlar? 7 bölü 2 olacaktır. Cevap Adana. Şimdi 2004 ÖSS sorusu arkadaşlar. Şekildeki gibi eş karelerden oluşan kare biçimindeki ızgara için 960 santimetre tel kullanılmış ızgaranın çevresi. Şimdi arkadaşlar karemizin bir kenarı x birimi olsa bakın 1x, 2x, 3x, 4x ve 5 tane x kullandık. 6x, 7x, 8x, 9x, 10 tane x kullandık. Bu 10x toplam 960 ise x eşittir 96 oldu. Şimdi x 96 ise ben ne istemişim arkadaşlar? 4x'i istemişim. Yani 4 tane 96'yı, bu da 384. Yani cevabımız C şıkkı olacaktır arkadaşlar. Sırada 2010 YGS sorusu var arkadaşlar. Alanı 12 metrekare olan bir duvar kısa kenarı 10 santim, uzun kenarı 20 santim olan dikdörtgen biçimindeki fayanslarla kaplanmak isteniyor. Bu işi yapacak usta fayansların kısa kenar uzunluğunu yanlış anlıyor ve kaplama işi için kullanması gerekenden 100 adet az fayans kullanarak duvarı kaplıyor. Buna göre ustanın kullandığı fayansların kısa kenar uzunluğu ne kadardır arkadaşlar? Şimdi bizim duvarımızı sembolik olarak böyle çizelim arkadaşlar. Şimdi burası 10 santim, burası 20 santim. Acaba bunlardan kaç tanesi 12 metrekare eder? Şimdi 12 metrekareyi birim kolaylığı olsun diye santimetre cinsinden yazmaya çalışalım. 12 çarpı 100 santim çarpı 100 santim. Bakın metrekare demek metre çarpı metre demek. Bunun yerine 100 santimetre yazdık. Bunun yerine 100 santimetre yazdık. Şimdi bunu 10 çarpı 20 santimetre kareye bölerseniz arkadaşlar 10 çarpı 20. Şimdi işlemlerimizi yaparsak 600 tane normalde kullanmalıydık. Ancak demiş ki 100 adet eksik, yani 100 adet az kullanmış. Yani 500 tane kullanmışız. Peki bizim fayansımızın, daha doğrusu duvarımızın alanı şuydu. 12 çarpı 100 çarpı 100 santimetre kare. Kısa kenarı artık 10 değil x yazalım. Uzun kenarı da 20 yazalım. Şimdi bu eşitlikten x'i çekmemiz çok daha kolay olacaktır arkadaşlar. Şu da şunu götürürse o zaman x'in 12 olması gerekiyor arkadaşlar. Cevap A şıkkı. Sırada 2017 YGS sorusu arkadaşlar. Bir torbada her biri 3 kilogram olan 9 adet kırmızı. Yani 9 tane 3 kilo. Bunlar kırmızı. Sonra her biri 6 kilogram olan 12 tane mavi top vardır demiş. Bu torbadan bir miktar kırmızı ile bir miktar mavi top alınıp boş olan ikinci bir torbaya atılıyor. Bu işlem sonunda ilk torbadaki topların ağırlıklarının ortalaması 5, ikinci torbadaki ağırlıkların ortalaması ise 4 kilogram olmuş. İkinci torbaya atılan mavi topların sayısı. Arkadaşlar, elimizde 21 tane top var. Ve toplam ağırlığımız 9 çarpı 3 27 kilo, 12 çarpı 6 72 kilodan 99 kilo. Şimdi biz buraya x tane top atarsak,
Buraya 21 eksi x tane top kalmaz mı arkadaşlar? X tane topun ağırlık ortalaması 5 kilogramsa ağırlıklarının toplamı 5x olur. 21 eksi x tane topun ağırlıklarının ortalaması 4 ise ağırlıklarının toplamı 4 çarpı 21 eksi x olur. Ve bu da toplam ağırlığa yani 99'a eşit olacak. Şimdi işlemimizi yapıyoruz. 84 eksi 4x ki bu da 84 artı x demek. Buradan 15 tane top birinci torbada, 6 tane top ikinci torbada demek arkadaşlar. Şimdi ikinci torbaya atılan mavi topların sayısı. Arkadaşlar şimdi 6 tane topun ağırlığının ortalaması 4 ise toplamı 24 kilogram olacaktır. Şimdi elimde 3 kilogramlık ve 6 kilogramlık toplardan 6 tanesiyle acaba 24 kiloya nasıl ulaşabilirim? Şimdi buraya bakalım. İşlemin kolaylığı olsun diye şıklardan da gidebiliriz arkadaşlar. Bu aşamadan sonrası tabii ki. Mavi topların sayısı M, kırmızı topların sayısı K, bu 6. Mavi topların her biri 6 kilogram idi. Kırmızı topların her biri de 3 kilogram idi. Bunların toplamı da 24 oldu arkadaşlar. Sadeleşme yapalım. 2M artı K ne oldu? 3 ile sadeleştirdik. 8 oldu. Buradan mavilerin 2 tane olması gerektiğini görüyoruz arkadaşlar. Cevap A şıkkı. Arkadaşlar şimdiki ÖSS 2006 sorusuna bakalım. Bir mağazada pantolon P lira, kazak K lira, tişört ise T liradan satılıyormuş. Defne, Engin ve Mutlu'nun mağazadan aldıkları malzemeleri tablo şeklinde vermiş. Giysiler için en az parayı Engin, en çok parayı Mutlu ödemiş. O zaman şu sıralamadayız. Şimdi arkadaşlar Engin ne almış? Engin şurada bir pantolon almış, bir kazak almış, iki tişört almış. Defne ne almış? İki pantolon, bir kazak ve bir tişört. Ve son olarak Mutlu ne almış? Bir pantolon, iki kazak, bir tişört almış. Arkadaşlar şimdi şuraya bakalım. Fiyatlarla ilgili elimizde neler var? Şimdi önce şu 1 ile 2'yi kullanalım. P artı K artı 2T küçüktür 2P, KT olduğuna göre. Şu şundan birini götürdü, bu bunu götürdü, bu da bunu götürürse T kesinlikle P'den küçük. TP'nin solunda olacak. TP'nin solunda bunlar gitti. Şimdi bunu birinciyi ve üçüncüyü kullanalım arkadaşlar. Şunları sadeleştirdik zaten. TK'dan da küçük olacak. O zaman T en küçük olacak arkadaşlar. Cevap ya Diyarbakır ya Edirne kaldı. Bu sorularda yorum sorusu mecburen böyle gidiyoruz. Şimdi ikinci ve üçüncüyü karşılaştırıyoruz arkadaşlar. 2P K T küçüktür. P 2K ve T. Şimdi T'leri sadeleştirdik. P küçük K. Şimdi arkadaşlar o zaman buradan P T K sıralaması ne oldu? En küçüğü T, sonra P, sonra K olmak zorunda. Yani D şıkkı oldu arkadaşlar. Sırada 2004 ÖSS sorusu var arkadaşlar. 5 tane sorudan oluşan bir ankette her soruya ABCD yanıtlarından birinin verilmesi gerekiyormuş. Arzu, Burcu, Ceren, Deniz ve Ebru'nun anketteki sorulara vermiş oldukları yanıtların bazıları tabloda gösterilmiş. Diyor ki bu tablo tamamıyla doldurulduğunda hiçbir satır ve hiçbir sütunda harf tekrarı bulunmadığına göre Ceren'in 3. soruya verdiği cevap yani şurayı istiyoruz arkadaşlar. Şimdi burada bir nevi bu sudoku dedikleri bulmacalar gibi arkadaşlar. Hiçbir satır ve sütunda tekrar yok. Şimdi şuradan başlıyoruz. Mesela şu satır ve şu sütunu inceleyecek olursak AD var. O zaman buraya AD gelmez. BC de gelmeyeceğine göre burası kesinlikle E oldu. Şimdi bu E olduğuna göre devam ediyoruz. Burası D gelmiyor, C gelmiyor. Oraya gitmeye gerek de kalmıyor zaten. Şuraya bakalım. E var, B var, C var. Buraya da A gelmeyeceğine göre D ve burası da A oldu arkadaşlar. Şimdi şurayı inceleyelim.
C gelmez, B gelmez, D gelmez, E gelmez. Bu A oldu. A var, B var, D var. C gelmeyeceğine göre istenen E olmak zorunda. Cevabımız da E şık. Sırada 2018 sorularından biri var arkadaşlar. İlginç bir soru. Demiş ki 12 kalemle yapılan bir kare var. Köşelere gördüğünüz gibi harfler bırakılmış ve ortalara. Kalemin yazan ucunun gösterdiği topun numarası kalemin yazmayan ucunun gösterdiği topun numarasından büyüktür. Şimdi 1'den 9'a kadar rakamları kullanacağız. Şimdi yazan uçların daha büyük rakam göstermesini istiyor. Şimdi arkadaşlar burada ipucu şu. Mümkün olduğu kadar çok yazan ucun gösterdiklerine bakalım. Mesela şu C iki tane yazan ucun gösterdiği bir şey, bir harf, bir kelime, rakam oldu ve C'den çıkan bir kalem yok. Yani yazan ucu başka tarafa yönlendirebileceğiniz bir durum yok. C'ye en büyük rakamımız olan 9'u verelim. Aynı şekilde en küçük olacak harfi de belirleyelim. Burada F, bakın F'den 3 tane kalem çıkıyor ve hepsi de gittiği yerlerde F'den büyük. Yani o zaman F'ye de 1 diyelim arkadaşlar. Şuna benzer bir mantıkla 2 dersek, buna da 3 dersek. Şimdi buraya 4 diyelim. Buraya ben 5 dersem, buraya dikkat edin. Şimdi şunu ve bunu aynı şekilde getirirsek buraya 6 dedik diyelim. Tamamıyla deneme yanılma sorusu arkadaşlar. Şimdi bu 5'ten büyük. Ben buraya ne diyeceğim? 8 ve 7 kaldı. 7 dersem buna 8 diyebilirim ama buna 8 dersem buraya 7 diyemem. O yüzden bu 7, bu da 8 oldu. Benden istenen A, E, bir de G idi. A, E, G'nin toplamı ne oldu arkadaşlar? 17 oldu. Bir örüntü sorusu, 2010 YGS sorusu. Yukarıdaki şekilde tamamı eş kare motiflerle işlenmiş bir masa örtüsünün masadan sarkan parçası gösterilmiştir. Bu parçanın yarı yan kenarında bulunan karelerin içi dolu, diğerlerininki boşmuş. Sarkan parçadaki dolu karelerin sayısı 21 olduğuna göre boş karelerin sayısı. Arkadaşlar şimdi burada bu 1 olsun. Bu 2 numaralı satır. 3 numara olsun. Nokta nokta eninci satır. Önce kaç tane satır var? Birincisinde 1 ama diğer her birinde 2'şer tane var arkadaşlar. O zaman 2 tane en eksi 1 diyelim. Bu 21 oldu. O zaman burada en 11 oldu mu arkadaşlar? Yani şurada 1 tane siyah kare. Burada 2 tane, burada 2 tane, burada 2 tane, burada 2 tane. Böyle devam ediyor. 11 tane olursa, yani 11 satır olursa, bunu da satır saydık bu arada, 21 tane dolu olduğunu gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlar bunu iptal edelim. Şimdi diğer renkle geçelim. Beyazların olduğuna bakalım. Şimdi burada 1 desek, burada artık 2, 3, buraya 10 mu demek zorundayım arkadaşlar? Çünkü 11 satırdan biri iptal oldu. Birinci satırda 1 tane var. İkinci satırda 3 tane. Üçüncü satırda 5 tane. Dikkat ettiyseniz beyaz karelerin sayısı tek sayılar arkadaşlar. 10. satırda şu örüntünün 2n-1 formatında olduğuna dikkat edelim. O zaman 10. satırda 2 × 10-1'den 19 boş kare olacaktır. Bunların toplamını aldığınız takdirde arkadaşlar tek sayıların toplamından da şu formülü kullanabilirsiniz. Yani n yerine 10 yazarak 100 olduğunu görebilirsiniz. Veya son terim eksi ilk terim bölü artış miktarı artı 1. Bu terim sayısı zaten 10'du. Son terim artı ilk terim bölü 2 derseniz yine 100 cevabını bulursunuz arkadaşlar. Demek ki cevabımız C şıkkı. Sırada 2016 YGS sorusu var arkadaşlar. Şirkette incelenmek üzere 144 adet dosya tüm çalışanlar arasında eşit olarak paylaştırılmıştır. Şimdi X tane çalışanımız olsun. O zaman kişi başı 144 bölü x tane dosya düşecektir. Bahadır payına düşen sayıda dosyayı inceledikten sonra izne çıkmış. 4 çalışan ise işten ayrıldığı için hiç dosya incelememiştir. İzinde olmayan çalışanlar işten ayrılan bu kişilerin dosyalarını da eşit olarak paylaşmış ve bu dosyalarıyla başlangıçta kendi paylarına düşen dosyaları incelemiştir. Şimdi arkadaşlar 4 kişi hiçbir dosya incelememiş. Bahadır kendi payına düşeni incelemiş. O zaman o geride kalan arkadaşlar toplamda
kaç dosyayı incelemek zorunda kalmış arkadaşlar? Buna dikkat edelim. Bu 4 çalışanın dosyası 4 çarpı 144 bölü x oldu mu? Bunu kaça bölmüşüz arkadaşlar? Biri Bahadır. 4 tane de gelmedi. 5 kişi gitti. Yani kalan x eksi 5 kişiye bölmüşüz arkadaşlar. Ek olarak bu kadar dosya inceleyecekler. Kendi incelemek zorunda oldukları şu dosyaya ek olarak. Yani başta o diğerlerini incelemek zorunda kaldığı dosya sayısı bu. Sonda da diğer arkadaşlarının yerine de bu kadarını incelemek zorundalar. Şimdi Bahadır bir iş arkadaşının incelediği dosya sayısının yarısı kadar. Bu Bahadır'ın dosya sayısının demek ki iki katıydı. Bahadır şu kadar dosya incelemişti. Şimdi bu iş ifadeyi diğer tarafa attığınız zaman arkadaşlar şu eşitliği görmüş oluruz. Hemen sadeleştirmelerimizi yaparsak buradan x eksi 5'in 4 olması yani x'in 9 olması gerekiyor demektir arkadaşlar. Ama sorumuz bitmedi. Benden x'i sormuyor. X çalışan sayısıydı. İncelenen dosya sayısına bakıyoruz. Bahadır'ın incelediği dosya sayısı nedir? 144 bölü 9 yani 16'dır. O zaman cevabımız B şık oldu arkadaşlar. Sırada 2013 YGS sorumuz var arkadaşlar. Yeterince uzun 5 çubuktan oluşan bir abaküs görüyorsunuz. Birinci çubuğa 1, ikinci çubuğa 2, üçüncüye 3, 4, 5 bu şekilde devam ediyor. Sonra birinci çubuğa 6, 7, 8, 9, 10 böyle devam ediyor. Yani 5 ile bölümünden 1 kalan sayılar birinci çubuğa, 2 kalanlar 2'ye, 3 kalanlar 3'e, 4'e ve 5'e böyle boncukları çubuklara takıyoruz. Diyor ki bu işlemi devam ettirdiğimiz zaman takılacak olan 220. boncuk hangi çubukta yer alır? Arkadaşlar şimdi 1 boncuk, 2, 3, nokta 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 devam ediyoruz. Diyelim ki n tane boncuk geldi. Bu n tane boncuğun oluşturduğu serinin toplamı n çarpı n artı 1 bölü 2'dir. Bu 220'den büyük olmalı. Ben de diyorum ki şimdi n'e rastgele bir değer verelim ki bizi 220'ye yakın bir yere götürsün. Mesela 20 desem n yerine. Toplam kaç boncuk takmış olurum? 210. Şimdi n 20 olursa 5 ile bölündüğü için buraya 20 boncuk taktım. Doğru mu? Şimdi 20 boncuğu buraya taktıktan sonra arkadaşlar benden 220.yi istemiş. Yani bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 böyle saymaya devam ettim. En son buraya 20 boncuk taktım. Buraya 19 takmışım. O zaman benim 210 boncuğun üzerine kaç boncuk takmalıyım? 10 tane daha. Zaten buraya ben en son 20 tane takmıştım. Buraya dönüp 21 tane takacağım. O 210'un üzerine 21 eklersem 231 olur zaten. Yani bu 231 boncuğun içinde 220. de olduğu için benim istenen 220. boncuğum birinci çubukta olmak zorunda. Cevap A şıkkı arkadaşlar. Sırada 2017 YGS sorusu var arkadaşlar. Yamaç kimya dersindeki bir deneyde elindeki bir miktar karışma her seferinde karışım kaç gram ise o kadar tuz ekleyip elde ettiği karışımdan 4 gramını kullanmış. Üçüncü seferin sonunda elinde karışım kalmadığını fark etmiş ve deneyi sonlandırmış. Buna göre deney boyunca kaç gram tuz eklemiştir arkadaşlar. Şimdi yamacın elinde x gram karışım olsun başlangıçta. Şimdi birinci seferde karışıma her seferinde karışım kaç gram ise x kadar. Yani bunun iki katı oldu. Bir x ekledi ki. Sonra da 4 kullandı. Yani bu kadar kaldı. İkinci seferde bunun kadar bir daha kattık. Yani bu iki katına çıktı. 2 ile çarparsak arkadaşlar ne oldu? 4x eksi 8 oldu. 4 gram kullandık arkadaşlar. Bakın buraya cümleye çok dikkat ediyoruz. Elindeki karışıma karışım kaç gram ise o kadar tuz eklemişiz arkadaşlar. X grama x gram ekledik 2x oldu. 4 gram kullandık. Sonra 2x eksi 4'e 2x eksi 4 ekledik. 4x eksi 8 oldu. 4 kullandık. Ve son olarak 3. Durumda bunun kadar eklersek 8x eksi 24 oldu. Ve 4 daha kullandık. Ve ne diyor? Karışım kalmamış. O zaman 8x eksi 28 eşit 0'dan 8x eşittir 28'dir. Yani benim
Karışımın 28 bölü 8 oldu. Bu da ne yapar arkadaşlar? 7 bölü 2 grammış. Şimdi 7 bölü 2 gram karışımım vardı. Ne kadar ilave ettim arkadaşlar? Toplam kaç gram tuz eklemişim? Bir 7 bölü 2 kadar ilave ettim. Bu kadar ilave ettim. Ne kadar oldu buraya? X yerine 7 bölü 2'ye eklersek. Bakın. Burada artı X. Burada artı 2X eksi 4. Burada artı 4X eksi 12 kadar ilave ettik. Arkadaşlar şimdi şuraya baktığınız zaman 7X eksi 16 oldu. Yani 7 çarpı 7 bölü 2 eksi 16 ilave etmişim. 49 eksi 32 bölü 2 yani 17 bölü 2. 8,5 gram toplamda tuz eklemişiz. Cevap Diyarbakır. D şıkkı. 2001 ÖSS sorusuyla devam ediyoruz arkadaşlar. Kırmızı topların her biri K liraya bir satıcıda satılıyormuş. Mavi toplar M ve siyah toplar da S liraya satılıyor. 4 kırmızı 2 mavi topa ödenen toplam para 5 siyah topa ödenen paraya eşit. 2 siyah ve 2 mavi topa ödenen toplam para 3 kırmızı topa ödenen paraya eşittir. Buna göre 1 kırmızı ve 4 mavi topa ödenen parayla kaç tane siyah top karşılanabilir? Arkadaşlar burada tek yapacağımız birbiri cinsinden olduğu için farklarını mesela şu ilk ikisinin farklarını alabilirsiniz. Maviler eşit. 4K eksi 2 ise 5S eksi 3K oldu. Hemen K'ları bir tarafa, S'leri bir tarafa aldık. Demek ki kırmızıyla siyahlar birbirine eşitmiş arkadaşlar. Madem ki kırmızıyla siyahlar birbirine eşitmiş, o zaman K gördüğüm yere S yazarsam 4S artı 2M eşittir 5S diyebiliriz birinci denklemde. Buradan 2M eşittir S. Yani bir siyah top ile 2 tane mavi alabiliyoruz. Şimdi arkadaşlar bu zaten istenen K artı 4M ifadesine bakıyoruz. K gördüğüm yere S yazabiliyordum. Bu da 2 çarpı 2M'dir. 2M gördüğüm yere de yine S yazabiliyordum. Yani 3 tane siyah top olur arkadaşlar. Cevap B şıkkı olacak. Sıradaki sorumuz ÖSS 2007 sorusu arkadaşlar. Bir müşteri aldığı tişört için kasiyere bir miktar para vermiştir. Kasiyer tişört fiyatındaki YTL ve YKR bölümlerini karıştırmış. Arkadaşlar bu arada bu YTL yeni Türk lirası. Bu da yeni kuruştu. Paradan 6 sıfır atıldığı zaman böyle bir önlem almışlardı. Yani biz bu Y'leri şimdi okumuyoruz öyle söyleyeyim. Örneğin demiş tişört 16.05 YTL ise yani 16 lira 5 kuruş ise kasiyer fiyatı 16 ile 05'in yerlerini değiştirerek okumuş. 5 lira 16 kuruş olarak görmüş. Ve buna göre müşteriye 4.8 lira yerine yani 4 lira 80 kuruş yerine yanlışlıkla 19 lira 65 kuruş para üstü vermiş. Tişörtün gerçek fiyatı ile kasiyerin gördüğü fiyatın toplamı 55 lira 55 kuruş olduğuna göre kasiyere bu müşterimiz ne kadar para vermiş? Şimdi x lira vermiş olsun. Bizim paramız AB virgül CD olsun. Daha doğrusu tişörtümüzün fiyatı. Bize şunu vermesi gerekirken yanlışlıkla şöyle algılamış ve bu fiyatı vermiş 19.65. Şimdi biz taraf tarafa bunları toplarsak arkadaşlar 2x eksi parantezinde burası önemli. CD virgül AB. Şu toplama işlemimizi de düzgün yapalım. 5, 4, 24. Şimdi bunun zaten 55,55 olduğunu vermiş. O zaman tek yapacağımız bunu bu tarafa attığımız zaman 2x eşittir 79,80 lira arkadaşlar. Yani biz demek ki kasiyere 40 lira vermişiz. Cevabımız E şıkkı oldu arkadaşlar. Tek tür mal üreten bir atölyede makinalardan biri A saatte B birim. Demek ki
bir saatte B bölü A birim mal üretiyor. Aynı süre içinde bu makinaların C katı mal üreten bir başka makina. C katı demek ki şu kadar üretecektir. Şimdi bir saatte bu kadar birim üretiyorsa kaç saatte B birim mal üretir arkadaşlar? Hemen soru işaretimizi çekersek burada nasıl bir orantı var arkadaşlar? Doğru orantı vardır. O zaman soru işareti çarpı C çarpı B bölü A eşittir B dersek soru işareti gelen yere A bölü C dememiz gerekiyor. Cevabımız B şıkkı oldu arkadaşlar. Şimdi 2018 TYT sorusuyla devam ediyoruz. En kenarlı bir düzgün çokgenin içine yazılan bir A doğal sayısıyla oluşturulan sembol ile N çarpı A üzeri N sayısı gösterilmektedir. Üçgenin içine yazılmış 2 ile 3 çarpı 2 üzeri 3 sayısı gösterilmiş. Buna göre şimdi arkadaşlar karenin içerisine 1 yazmış. Dikkat ederseniz en kenarlı demiş. Kare kaç kenarlı? 4 kenarlı. Şimdi bizim kuralımız bu. En gördüğün yere 4, A gördüğün yere 1 yazıyorsun. Bu sayıydı. 4 çarpı 1 üzeri 4. Şimdi aynı şeyi bunun için uygularsak bu defa en yerine 3 yazıyoruz ama A yerine de 3 yazıyoruz arkadaşlar. 3 çarpı 3 üzeri 3. Yani şurası ne oldu? 4 oldu. Bu ne oldu arkadaşlar? 3'ün 4. kuvveti oldu. Bakın dikkat edin. Şu tanıma göre en yerine 4 yazmış oluruz. Dörtgenin içine 3 yazarsak yani B şıkkına dikkat edin arkadaşlar. Dörtgen dediği için en 4. İçeriye de 3 yazdığımız için burası da 3. Yani cevabımız B şıkkı oldu arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu yeni nesil diye tabir edilen sorular ki ben bu tabiri pek sevmiyorum ama aslında sadece dikkate dönük, dikkatli okunduğu zaman çok rahatlıkla çözülebilecek sorular. Size tavsiyem bu tarz soruları gördüğünüz zaman kesinlikle görünüşünden korkmayın. Önce sakince okuyun. Kesinlikle panik yapmayın ve verilerinizi düzgün bir şekilde not edin. Şimdi biz ders anlatırken o kadar da düzenli yazmıyoruz. Size açıklamak adına bazı yerleri fazla karalıyor olabiliriz. O kusurumuz da affola. Umarım evde çok verimli ders çalışıyorsunuzdur. Bu tavsiyelerimizi de dikkate alırsanız kendiniz için çok daha hayırlı olacağını düşünüyoruz. Allah'a emanet olun. Esenlikler diliyoruz gençler.